İsmail Saymaz, Halk TV.com.tr TCDD'deki 7.9 milyon metrekarelik kıyak. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yollarında tam 44 kadrolu avukat varken kamulaştırma ve icra dosyalarının dışarıdan 12 yandaş avukata verilerek kamunun zarara uğratılması Sayıştay'ın TCDD Genel Müdürlüğü 2021 yılı raporuna girdi. Rapora göre kurumun 2021 yılı bütçesinde 298 bin TL ödenerek ayrılmasına rağmen 14 Ocak 2021'de 12 serbest avukatla sözleşme imzaladı. Yaklaşık 7.9 milyon metrekarelik alanın kamulaştırma davalarıyla 2300 icra ve diğer dava dosyalarının takip görevi Mayıs 2021'in sonunda bu avukatlara devredildi. 4 avukat kamulaştırmalara, 8'i de icra ve diğer davalara bakmakla yetkilendirildi. Bu sözleşmeler mevzuata aykırı olduğu ve ödemeler zarara yol açtığı için 13 Aralık 2021'de feshedildi. Raporda avukatlara ne kadar ödendiği yazmıyor. Yalnızca muhtelif tutarlarda ödeme yapılmıştır deniyor. Oysaki yandaş avukatlara kamulaştırmalarda metrekare başına kıyak çekildiği biliniyor hangi avukata ne kadar ödendiğini bilmek hakkımız değil mi? Sayıştay kamunun uğradığı zararı niçin geziyor? Denetçiler kimden korkuyor? Gerekli ve zorunlu haller belirtilmemiş. Rapora göre TCDD ile avukatlar arasında imzalanan sözleşme, TCDD hukuk müşavirlikleri yönetmeliğine aykırılık oluşturuyor. Örneğin 41. maddede gerekli ve zorunlu hallerde sözleşmeli avukatla çalıştırılabilir denirken kurala uyulmuyor rapordan. İhtiyacın nereden kaynaklandığı, kurum avukatlarının hangi görevlerini yerine getiremediği, hangi konularda başarısız oldukları konusunda bilgi bulunamadı. Sözleşmeli avukatın TCDD bölge hukuk müşavirliklerinde vekalete dayalı çalıştırılması gerekirken doğrudan avukat bürolarıyla anlaşıldı. Bu da 41. maddeye uygun değil. Uzak yakın bakmadan. 42. maddede demir yoluna uzak yerlerde dava açılması ya da açılan davanın savunulması icap ettiği takdirde sözleşmeli avukatların çalıştırılacağı ifade ediliyor. Ancak rapora göre bölge müdürlüklerinin bulunduğu yerlerde takibi yapılabilecek dava dosyalarının yakın uzak ayrımı yapılmadan başka illerin barosuna kayıtlı avukatlara verilmiş. Neden? Bu avukatların siyasi bağından ötürü mü? AK Partili oldukları için mi onlara Iraklar yakın edildi? Aynı maddeye göre bir dava, TCDD avukatının takibi halinde yapılacak masrafları karşılayamayacak mahiyette ise sözleşmeli avukata verilebilirdi. Peki ne oldu? Kurum avukatı için masraflı olması halinde tercih edilecek olan bu yol, sözleşmeliler için talih kuşuna dönüştü iyi mi? Rapordan aktarıyorum. TCDD avukatının takibi halinde masrafları karşılayamayacak mahiyetin tam tersine serbest avukatlarla yapılan sözleşmelerde aylık ödeme, harcıra, metrekare başı ücretin yanı sıra mükerrer ödemeler de öngörülmüştür. Vurgunun haritası Yine 42. maddenin açık hükmüne rağmen serbest avukatlarla yapılan sözleşmelerde bölge müdürlerinin teklifi olması gerekirken yoktu hizmet alımına ilişkin gereklilik ve zorunluluğu gösteren bir personel ihtiyacı da bulunmuyor. O mahalde çalışan bir avukatla anlaşılmayıp uzak şehirlerden bürolarla çalışıldı. Bu yüzden farklı yerlerdeki avukatlar seçildiğinden fazla taşıt ücreti yevmiye ve hatta konaklama ücreti ödenmesine neden olundu. Vurgunun haritası şöyle. İstanbul'da kayıtlı avukata bütün Trakya, bütün Marmara kıyısı, Kocaeli ve Sakarya hatta Çanakkale'deki dosyalar. Ankara'dakine İstanbul'dakiler, Sivas'dakine İzmir'dekiler, Gaziantep'tekine Adana'dakiler, Kayseri'dekine de Ankara ve çevresindeki şehirler verildi. Raporda o yerde hangi avukatın hangi kriterler esas alınarak seçileceğine ilişkin yönetmelikte düzenleme olmadığı ve düzenleme gerektiği ifade ediliyor. Raporda, kamulaştırmaların kurum avukatlarından alınarak dört özel avukata verildiği, ödemelerin birinci hukuk müşaviri Ercan Atasever'in talebiyle yapıldığı kastediliyor. Zararın tespiti ve mevzuata aykırı yapılan ödemelerin geri alınması isteniyor. Avukatlık hizmeti alım işi ve işle ilgili işlemlerin bu işlemleri yapan sorumluların tespiti edilmesi, çıkan sonuca göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca soruşturulması öneriliyor. Avukatlar da denetçi de sürgün. Sayıştay'ın önerileri hayat bulur mu? AK Parti iktidardayken asla. Çünkü bu vurgun İBB'nin el değiştirince diğer AK Partililerle birlikte belediyeden TCDD'ye transfer edilen İlkin avukat ardından birinci hukuk müşaviri yapılan Ercan Atasever'in eseri. TCDD'nin deneyimli avukatları varken ve onlar memur maaşından başka yalnızca vekalet ücreti alırken Atasever kurumu yandaş avukatların arpalığına çevirdi. Örneğin Bekir Korkmaz'ın eşi Samsun'da AK Parti yönetiminde, Yaşar Atılgan Gaziantep'te, Bekir Seradımsa Erzincan'da AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu. Avukat Erhan Tabansa AK Parti Sinop İl Başkan Yardımcısı. Ben özel avukatlarla yapılan sözleşmeyi 24 Ağustos 2021 günü TCDD'den yandaş avukatlara metrekare başına kıyak başlıklı yazımla bu vurgunu yazımla kamuoyuna duyurdum. Böylece Sayıştay Ekim 2021'de teftiş başlattım. Sözleşmeler feshedildi. Buna rağmen geçmişe dönük astronomik ödemeler avukatların hesabına yatırıldı. Örneğin avukat Mustafa Adnan büyük kömürcüye 11 milyon 601 .578 TL ödendi. Sayıştay ikinci kez inceleme başlattı. Fazla ödeme yapıldığı anlaşıldı. TCD'de Sayıştay'ın uyarısına rağmen ödemeleri geri alamadı. Atasever el çektirilmediği gibi hakkında açılan dava takipsizlikle sonuçlandı. Buna karşın sözleşmeli avukatlığa itiraz eden 13 kurum avukatı nakil veya geçici görevle Sivas, Malatya, Adana, İstanbul ve İzmir'e sürüldü. 11 avukat kuruma dava açtı. 2 avukatın yürütmeyi durdurma başvurusu kabul edildi. 3. avukata sıra gelince üye hakim değiştirildi ve başvuru reddedildi. TCD'deki metrekare başına kıya dur diyebilen Sayıştay denetçisi YA'nın ödüllendirilmesi gerekirken Görev yeri değiştirildi. İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na seçim kampanyası brifingi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Dudullu-Bostancı metrosunun açılışını yaptıkları 6 Ocak gününün akşamında bir otelde gözlerden ırak bir toplantı yapıldı. İlkin CHP'nin Merkez Yürütme Kurulu üyeleri bir araya geldi. İBB'ye bağlı İstanbul Planlama Ajansı'nın başkanı Emrah Şahan ve İmamoğlu'nun danışmanı Gökhan Günaydın, seçim kampanyası makinesi adı verilen İstanbul'da son yerel seçimdeki kampanya modelini CHP'lilere anlattı. İkinci toplantıya Kılıçdaroğlu katıldı. Bu kez sunumu İmamoğlu yaptı. İmamoğlu sunumda, Sayın Genel Başkanım, Cumhurbaşkanı adayı olmanız halinde yürütmeniz gereken kampanya böyle olmalı diyerek modelini anlattı. Bu model maliye, saha organizasyonu, Arge, siyasal iletişim, reklam, hukuk ve seçim güvenliği gibi birden çok ayaktan oluşuyor. Bu modelin işlemesi için en az 150 kişinin çalışması gerekiyor. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.